Altan, aslında şöyle bir bilançodur, hani bir yıl son geriye doğru tarasak seninle konuştuğumuz konuları. Belki hiçbir zaman Kılıçdaroğlu bizim gündemimizin bir numaralı maddesi olmamıştır. Yani gündem belirleme yeteneği yoktu CHP'nin. Hep gündemin arkasından gidiyordu. Yani Erdoğan bir hamle yapar, muhalefet çıkar, açıklama yapar, tepki verir. Uzun zamandır o tabloyu tersine çevirdi. Yani uzun zamandır geçerli olan bu tabloyu son birkaç aydır tersine çevirdi Kılıçdaroğlu. Ve senin de hatırlattığın gibi, yani bürokratlara dönün bu yoldan, son çağrım size uyarısı çok yerinde ve önemli bir uyarıydı. Hemen arkasından gelen helalleşme adımı bence tarihi önemde. Gerçekten hani sadece bu dönemin değil, bence CHP tarihinin çok önemli çıkışlarından biri. Hani CHP'nin tarihi yazılacak olsa galiba ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Yani Ecevit döneminde belki 70'lerde bir CHP'nin halkla ilişkisinin biraz daha değişmesi gündeme gelmişti, ama burada bütün bir Cumhuriyet tarihini aslında elden geçirerek, neredeyse isim isim, olay olay, Kılıçdaroğlu kendisini hem dönemler üstü hem partiler üstü bir konuma çekti. Bu neden önemli? Tabii ki Cumhurbaşkanlığı tartışması açısından önemli. Çünkü hep herkesin beklentisi ne? Ülke Erdoğan tarafından o kadar bölündü ki bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın herkesi kucaklayacak olması son derece önem kazanıyor. Bu kucaklamayı ideolojik olarak yapsa, yani işte sağcılar, solcular, Sünniler, Aleviler, Kürtler, Türkler, bütün bu şeyden, bölünmüşlükten bir çıkış yok. Ama çok doğru bir yerden ilerledi. Yani yaralılar üzerinden ilerledi ki toplumun neredeyse işte %90'ını kapsayan bir tanım bu. Yaralı, dışlanmış, bir şekilde tarih içinde şu ya da bir şekilde örselenmiş. Yani bunun içine Rumlar da giriyor, Yahudiler de giriyor, Ermeniler de giriyor, Kürtler de giriyor, solcular da giriyor, işte KYK'lar da giriyor, İslamcılar da giriyor. Yani o kadar geniş bir şey ki yaralı dediğin kesim. Dolayısıyla onlarla helalleşeceğiz dediğin zaman toplumun %90'ını sana kulak kabartıyor, en azından hani hak versin vermesin. Çok önemli bir şeydi ve ben öyle çok tesadüfi olduğunu da düşünmüyorum. Yani planlanmış, ince planlaması yapılmış bir adımdı. Önce evde çektiği kısa bir video ile başladı. Sonra grup toplantısında detaylandırdı. Detaylandırınca daha da ilgi çekti. Hemen CHP'nin ulusalcı kanadından tepkiler gördük. Yani hesaplaşacaktık, niye helallaşıyoruz şimdi diye. Onu da düzeltti Kılıçdaroğlu. Yani burada bir hukuki çizgi var. Hukuk olarak elbette hesaplaşacağız suçlularla. Ama hani günahsız yere dışlananlarla helalleşeceğiz ayrımını yaparak olayı daha da netleştirdi. Bence bu çıkışı iyice güçlendiren şey Demirtaş'ın ona hak veren ve destek olan açıklaması oldu. Böylece çok daha geniş bir kesime açılmış oldu kollar. Türkiye için çok yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin önünü açacak, geçmişiyle helalleşmesini sağlayacak, belki bir toplumsal barışın temellerini atacak bir gelişme olduğunu düşünüyorum.